Profesör Doktor Esat Akıncı, Avrasya Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı ve Bölüm Başkanımız. Kısaca izleyenlerimize kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Başta teveccühleriniz için. Ben Denizli Acıpayam'da doğdum. Orada orta öğretimimi tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum ve Koşullu Kalp Araştırma Hastanesi'nde ihtisasa girdim. Evet. 93 yılında orayı bitirdikten sonra baş asistan olarak kaldım. 97 yılında orada doçent oldum. 98 yılında klinik şefi oldum aynı klinikte. 2005 yılına kadar burada klinik şefi olarak çalıştım. Daha sonra da özel sektöre geçiş oldu. 2011 sırasıyla Şafak Hastanesi, Alman Hastanesi gibi Medical Park gibi gruplarda bir süre çalıştıktan sonra 2011 yılında Avrasya grubuyla tanıştık. Evet. Ve ondan sonra yuvamız olan ve de bütün araştırmalarımızın çabalarımızın merkezi olan Avrasya grubunda halihazırda büyük bir memnuniyetle hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. İyi ki bizdesiniz diyoruz hocam size de ve hemen ilk sorumu size de yöneltmek istiyorum. Hocam, kardiyolojiden bahsettik. Peki kalp ve damar cerrahisinin gelişim evrelerinden dünü, bugünü ve yarını desek kısaca bize bahsedebilir misiniz? Tabii bu yani çok geniş bir konu. Evet. Şimdi anlatmaya başlasak herhalde. Kesinlikle. Hani Rıza hocamla birlikte saatlerce gelişimi anlatabiliriz ama kısaca söylemek evet. gerekirse kalp cerrahisinin başlangıcı 1900 aslına bakarsan 1900 yılların başına 1800'lerin sonuna da başlar. Evet. Daha öncesinde hatta batıda olmasına rağmen Hristiyan aleminde şöyle bir inanış vardı. Kalbe dokunmak günahtır. Kalbe dikiş atılmaz falan gibi 1900'lerin yılların başına kadar böyle gidiyordu. Evet. Daha sonra işte kalp yaralanmalarında tamirlerle şeylerle falan başlayan süreçte kalp ameliyatları başladı. Bu kapak ameliyatlarındaki müdahaleler 1930-40'lı yıllarda başladı ameliyatlar. Daha sonra bir Rus cerrah ilk bypass ameliyatını aslına bakarsanız bir Rus ameliyat atan kalpte yaptı. Üstelik göğüs damarını kullanarak 1950'lerde. Daha sonra da kalp akciğer makinesinin bulunmasıyla kalbi durdurularak durdurulma yöntemiyle yapılan evet. ameliyatlar başladı. Bu da 1950'li yıllara tekabül eder. Daha sonrasında 1960-70'lere kadar böyle biraz yavaş da olsa gelişmeler devam etti. Ama asıl patlama dünyada kalp ameliyatlarında 1980'li yıllardan sonra olmuştur. Daha sonraki yıllarda bütün dünya pratiğinde milyonlarca insan kalp ameliyatı oldu. Evet. Hali hazırda da açık kalp ameliyatı yöntemleriyle, açık kalp ameliyatı demek şu demektir, kalp akciğer makinesi kullanıyorsanız, kalbi durduruyorsanız bu açık kalp ameliyatıdır. Açık kalp ameliyatı yöntemleriyle milyonlarca insan tedavi edildi. Bunun içinde yeni doğan, ilk bir ay içerisinde olan ve doğumsal kalp anomalileri olan, anomalliklere örneğin duyarsınız işte damarlar ters çıkmış, kalbinde delik var, kalbinin bir bölümü yok, doğmuş falan gibi. Bunlardan da çok sayıda insan bu yöntemlerle doğar doğmaz hatta ameliyat edilerek hayata döndürüldü. Döndürülme yöntemleri. Hatta ve şimdi son yıllarda intrauterin ana karnında kalp ameliyatları yapılıyor. Bu gelişmeler bu şekilde devam ederken 90'lı yıllarda örneğin bypass ameliyatları bizim en çok yaptığımız evet. ameliyatlar günlük pratiğimizin yaklaşık olarak %60'ına falan tekabül ediyor. Değil mi Ali Rıza Hocam? Tabii, tabii, tabii. Bypass ameliyatlarında acaba kalbi durdurmadan yapabilir miyiz?
düşüncesi ortaya çıktı ve bununla ilgili olarak da o yıllarda başlayan çalışmalar ilerledi. Ve yaklaşık olarak şu anda da bu ameliyatların neredeyse yarısını hiç kalbi durdurmadan yapıyoruz. Evet. Ve hatta yakın gelecekte %100'üne yakınını tamamen bu yöntemle yapma şansımız olacaktır. Diğer bir gelişme alanında daha kozmetik ve daha hastane kalış oranları düşük ve daha kozmetik olması açısından gelişen bir alan bu minimal invaziv cerrahi. Yani bu ne demek? En az kesiyle veyahut da kesisiz yapma. Girişimleri başladı. Bu da 90'lı yıllardaki bizim de katkımız çok olmuştur minimal invaziv cerrahi alanında. Ekip olarak koşuyor zamanlarından başlayarak 93'lü yılda 94'lerde başladık. Evet. Minimal invaziv cerrahiye küçük bir kesi, meme altından yapılan bir kesiyle tek damar ameliyatlarının çoğunu o şekilde yapıyorduk. Hatta dünyada ilk en büyük serilerden bir tanesini American Heart Association'ın bir kongresinde gidip sunduk. O zaman için 200 vakaya yakın vakamız vardı. İlk zaman 90'lı yıllar düşünün. Evet hocam. 96 yılında o da takdirle karşılanmıştı. Daha sonrasında da robotik cerrahi ortaya çıktı. Robotik cerrahi henüz tam genel kullanım ve genel pratiğe geçmiş olmamakla birlikte son derece umut vericidir geleceğe dair. Yani hiç kesi yapmaksızın dört kol girerek, uzaktan kumanda edilerek yapılan ameliyatlar anlamına gelir. Aslına bakarsanız aslı telemanipülatif cerrahidir. Evet. Yani bir robot gidip ameliyatı yapmıyor. Onun bilinmesi lazım. Bu yöntemle de hali hazırda işte kapak ameliyatları, kapalı ameliyatlar falan yapılabilmekte. Ancak henüz daha yeterli güvenlik ve kolaylığa ulaşmış değil, onu söyleyeyim. Dediğiniz gibi ne kadar anlatsak da tabii bunu uzun sürecek bir konu. Yani. Şimdilik kısaca en azından bu şekilde bilgi vermiş olmuş olalım. Bir diğer sorumu sormak istiyorum hocam. Bypasslar dedik. Peki bu bypass ameliyatında risk faktörleri nelerdir? İzleyenlerimizin merak ettikleri arasında. Bundan bize kısaca bahseder misiniz? Evet. Bypass ameliyatı tabii ki riskleri olan bir ameliyat. Evet. Başlangıçta biz 1980'lerin sonunda ihtisasa girdiğim zamanlarda bypass ameliyatların mortalitesi neredeyse %20'lere yakındı. Hı hı. Yani bu giren her 10 hastadan yani 4'ü masada kalıyor şeklinde bir şey tekabül eder. Zaman içerisinde hep o zamanlarda riskli ameliyatları yapmaktan çekinilirdi. Evet. Bu riskler de nedir? Örneğin böbrek yetmezliği varsa, örneğin akciğer fonksiyonları düşükse, mesela KOAH hastaları, astım hastaları, onun dışında diğer organ yetmezliklerinde obezite önemli bir faktördü. Mesela ben başladığımda bizim hocamız Cevat Hoca belli bir kilonun üzerinde kesinlikle ameliyatı almazdı yani. Mesela 100 kilo kiloları geldi. Hiç şansınız yoktu yani ameliyat olmanızın falan. Obezite önemli bir faktördü. Evet. Onun dışında sayabileceğimiz risk faktörleri olarak tabii ileri yaş bir risk faktörüdür. Ancak bütün bunların ötesinde gelişmeler onu gösterdi ki bu risk faktörleri artık ameliyata engel değil. Halihazırda standart, örneğin 45-50 yaşında bir hastayı, erkek hastayı ameliyat ettiğinizde risk neredeyse 100-0'a yakın riskle yapıyorsunuz. O noktaya geldik. Evet. Sıfır risk hiçbir zaman ameliyatı yoktur ama 0'a yakın bir riskle yapıyorsunuz diyebilirim. Bugünkü
Amerika verilerine falan bakacak olursak veya dünya verilerine bakacak olursak ortalama overall mortality dediğimiz yani her şeyin ötesinde yani ameliyat edilenlerin yüzde kaçı kaybediliyor diye bakıldığınızda bugün %2 ile 3 arasındadır. Bizim ülkemizde bu oran bizimkisi gibi gruplara baktığınız zaman aslına bakarsanız çok daha altında. %1'in altındadır. Bunlara hani bir takım risk grubu hastalarda dahil olmak üzere. Evet. Artık işte KOAH var ameliyat etmeyelim demiyoruz. Ameliyat ediyoruz. Örneğin işte kalp akciğer makinesi kullanmadan 4 damar, 5 damar atan kalpte ameliyatlar yapabiliyoruz. Kalp akciğer makinesi bu riskleri agrave eden, artıran ve risklerin ameliyat sonrasında problem yaratmasına neden olan en önemli faktörlerden bir tanesi. Kalp akciğer makinesi. Hani bundan da kullanmaktan da kaçınabiliyoruz. Evet. Günümüz teknolojilerinde. Ve daha geniş bir hasta grubuna, riskli hasta grubuna, bugün 80-90 yaşında hastalarımız var ameliyat ettiğimiz, 91 yaşında hastamız var bypass ameliyatı olan. Daha önceden bunlar mümkün değildi. Evet, bu gelişen teknoloji, bilgi, işte beceri gelişmesiyle şeyleri falan noktalara gelinebildi.